İşte bu. Bugün günlerden Naruto. Naruto Live Reaction'ın kaçıncı bölü? 9. bölümünü şimdi izleyeceğim. Gerçekten bayağıdır Naruto çekmiyordum derken aklıma bir şey geldi. Bir şey unuttum ben. Neyi unuttum? Böyle durdum, düşündüm, düşündüm, neyi unuttum ben? Böyle video çekerken bazen aklıma geliyor. One Piece popülerlik anketini unuttum ben. Bir hafta falan geçmesi, hatta 4-5 gün rahat geçti. One Piece popülerlik anketini yapmam gerekiyor, evet. Bir dakika, şu tişörtü değiştireyim, Naruto olmaz. Bayağı dolaçlama bir video olacak tayfa, öyle gözüküyor. Dolaçlamadan kastım, ben şimdi dolaçlamaya falan takılınca live reaction'da karnım falan acıkıyor, gidip bir şeyler yiyorum video çekimi esnasında. Gidip yemek falan mı bulayım? Aynen, gidip yemek bulayım. Yalnız bir tek bula bula evde iced tea buldum. Ya tamam tamam ya. Bırakın dolaçlamayı falan. Kapıyı da kapatın. Evet, popülerlik anketine sonunda başlıyoruz sayfa. Herkesin beklediği meraklı anlar dolacak birazdan. Gerçekten çok harika bir popülerlik anketi oldu. Uzun süredir ben de bunu bekliyordum. Çaktırmayın, unuttum. Evet, bugün benim en sevdiğim 5-10 karakteri söylemeyeceğim. Evet, söylemeyeceğim. Eğer videoya 200 like gelirse söylerim falan. Tabii böyle bir şey yok, söylemeyeceğim. Bunu uzun süre sonra söylemek istiyorum tayfa, çünkü benim yanımda da böyle benim kafamda da söylemem gereken biriktirdiğim bir sürü istatistikler var. Ama şimdi popülerlik anketine başlayabiliriz. Hadi ankete gidelim. Fantastic Sio Dai popülerlik anketi. Evet tayfa, şimdi önümde istatistikler var ve gerçekten her böyle puanlamaya çok önem verdim. Her böyle ufak hani 1 puan, 2 puan, 3 puan, biri Zoro demiş, biri Sanji demiş, Luffy demiş. Onlara gerçekten önem verdim. Hiç böyle ayrıntıyı atlamadım. Size bahsedeceğim 3-4 tane seçenek olacak. Birincisi en sevilen, en popülerlik anketinin en popüler 10 karakterini söyleyeceğim. One Piece aleminin Türkiye'de en sevilen 10 karakterini söyleyeceğim. En sevilen Yonko'yu söyleyeceğim. En sevilen Yonko tayfa üyesini söyleyeceğim. En sevilen denizcileri açıklayacağım. Ve bazılarınız One Piece dışında karakterler söylemiş. Neden bunu yaptınız? Bana bunu açıklayın. Onları da söyleyeceğim. O karakter isimleri kim? Ve size en farklı dikkat çeken karakterlerden de bahsedeceğim. Tayfa, şimdi listeye başlayalım. İlk olarak size 5 tane seçim yapmanızı istemiştim. 5 tane böyle karakter seçmenizi istemiştim. Birinci karakter, ilk seçtiğiniz karakter en çok puan alacaktı. İkinci seçtiğiniz karakter daha az, daha az, daha az diye aşağı inecekti. İlk seçtiğiniz karakterler 10 puan alacak. İkinci seçtiğiniz karakterler 5. Üçüncü seçtiğiniz karakterler 3. Dördüncü seçtiğiniz 2. Beşinci seçtiğiniz 1 puan alacaktı. İlk seçtiğiniz karakter listesinde en fazla seçilen 115 oyla Monkey D. Luffy. Toplam 410 oy kullanılmış tayfa, her liste için toplam 410, yani 410 birinci sıralama, 410 ikinci sıralama diye 410'ar tane şey kullanılmış. Yani toplam 2000 civarı bir oylama yapıyor bu. 2000 civarı bir oylama yapılmış. Herkese bu yüzden buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sayfa, harika bir oylama olacak. Ve Türkiye'de ilk defa bunu yapıyoruz. Kocaman bir oylama olacağına inanıyorum ben şimdi. Luffy, 115 kişi ilk karakterini seçiminde Luffy'yi oylamış. 93 kişi Zoro'yu oylamış. 28 kişi Sanji'yi oylamış. İkinci seçimlerde 138 kişi Zoro'yu, 64 kişi Luffy'yi oylamış. Üçüncü seçimlerde en çok Sanji oylanmış. Dördüncü seçimlerde de en çok Sanji oylanmış. Beşinci seçimlerde de en çok Sanji oylanmış. Ama önemli olan üçüncü, dördüncü, beşinci seçimler değil, en çok puanı alanlar oluyor. Tek tek hepsini açıklamayacağım. Öncelikle ilk seçilen, yani en popüler kişiye mi gidelim yoksa ondan mı başlayalım? Ondan başlayalım, ilkten başlayalım tayfa. Tamam, 10. sıradan başlıyoruz. 10. kişi, yani ondan 1'e doğru gideceğim. Diğerlerini seçemedim. Ondan 1'e doğru ineceğim aşağıya doğru. En çok sevilen popülerlik anketinde 10. sıradaki karakterimiz Mr. Zero, Crocodile, 75 puan. 9. sıradaki Buruk, 85 puan. 8. sıra Shinobi, beyaz sakal, 90 puan. 7. sıradaki karakter Monkey D. Dragon, 126 puan.
6. sıradaki karakter Sabo 174 puan. 5. sıradaki karakterimiz Portagalsı D.A.S.ı 451 puan. 4. sıradaki karakter, evet tahmin edebilir misiniz? Tahmin edin 4. sıradaki kim olabilir? Akagami no Shanks'ı 550 puan. Ve geldik üçlemeye. Evet, herkesin tahmin edebileceği üçleme. Zoro Luffy Sanji'ye geldik. Evet, tahmin edebilirdiniz zaten bunu. Ama birden 3'e doğru gideceğim. Ya da 3'ten mi gideceğim? Evet, 3'ü tahmin edebilirsiniz. Kurashino, Winsmoke, Sanji 658 puan almış. Ve geldik 1 ve 2 numaralı, 2 numaralı sıralamalara tayfa. Evet, Japonya'dan bir farklılık gösterdi. Japonya'dan farklı olarak Türkler farklı bir seçim yapmış. Ben de bunu beğendim, gerçekten çok farklı olmuş. 1 numaralı karakter Roronoa Zoro 1807 puan ve 2 numaralı karakter Luffy tabii ki de 1605 puan. Zoro 200 puan fark atmış. İlginç, Türkler gerçekten Zoro'yu seviyor. Ben de öyle. Zoro'yu sevmeyen var mı aranızda? Zoro'nun birinci olması gerçekten bana garip geldi ve çok mutlu oldum. Farklı bir liste görmek benim hoşuma gitti. Shonen Jump'ta Luffy 1, Zoro 2, Sanji 3'tü. Ve Trafalgar'ın listede bulunamaması beni üzdü. Bayağı puan almış ama listede öyle amşam bir yerim yoktu. Şimdi en sevilen Yonko'lara gelelim. Tabii ki de 1 numaralı en sevilen Yonko Akagami no Shanks'ı. 2 numaralı Beyaz Sakal, tabii eski Yonko olduğu için 2 numaraya Kaido'yu ekledim. Çünkü Kaido'da yazılmış az çok tayfa. Ve 4 numaralı Yonko Kara Sakal Teach yazılmış. Big Mom'a hiç bir kişi bile yazmamıştı. 410 oyun içerisinde bir tane Big Mom görmedim. En sevilen Yonko komutanlarına bakalım. 1 numaralı eski Yonko adamlarından Marco seçildi. Marco'nun da bayağı oylaması vardı tayfa. Marco'yu bayağı oylamışsınız. Marco'yu oylamayan olsa üzülürdüm zaten. Ve Charlotte Katakuri. Charlotte Katakuri bile bayağı listelerde oy almış. Şaşırdım. Üçüncüsü Ben Beckman. Dördüncüsü de Shiryu almış. Diğerlerinden hiç bahsedilmemiş. Ne Cracker'dan ne böyle Jozu'dan falan hiç bahseden olmamış tayfa. Her neyse, en sevilen denizcilere geçelim. En sevilen denizci Fujitora seçilmiş. En sevilen ikinci denizci Kuzan Aokiji. Üçüncüsü Smoker. Dördüncüsü Kizaru. Ve beşincisi Akainu seçilmiş tayfa. Akainu'yu yazan, oylayan olmuş. Orada bir kavga çıkmış popülerlik hangisine. Bazıları Akainu yazmış, bazıları Pandaman yazmış. Ve farklı karakter bonuslarına gidelim. Evet, bonuslara geçiyoruz. Bakalım dikkat çeken karakterlerimiz kimdermiş. Böyle dikkat çekenleri oynamada üst sıralara çıkan farklı karakterleri sizlere açıklamak istedim. Birincisi Don Quixote Doflamingo. Bayağı ismi yazılmış. Çok fazla görmesek de listelerde yeri olmasa da bayağı Doffy'yi gördüm. Enel bayağı yazılmıştı. Kami Enel diye yazmışlar. Üçüncüsü Corazon. Rosinante'yi bayağı yazmışlar. Corazon'u sevmeyen var mı? Listede olmasını isterdim Corazon'un. Gotu Sopu bayağı yazılmış. Yani listeyi ucu ucuna kaçırdı. Sabo 1. Sabo da var tabii listede ama Sabo'nun daha çok oy almasını isterdim. Usopp da bayağı bayağı listeyi ucu ucuna kaçırmış. Krokodil'den hemen sonra geliyor zaten. Pandaman bayağı yazılmış. Pandaman'i yazmak ilgi çekici. Ve Fisher Tiger yazılmış. Vay be dedim. Fisher Tiger da listede var. Garip geldi bana. Bayağı var dedim de. Kuma yazılmış ve son olarak Buggy yazanlar olmuş. Buggy ve Ace yazanlar olmuş öyle yani. Hadi Buggy de olsun diye yazıp ekleyenler olmuş ikinci sıraya. O yüzden Buggy'yi de söylemek istedim tayfa. Şimdi gelelim asıl konuya. Neden One Piece listesine, popülerlik anketine gidip başka anime karakteri yazıyorsunuz? Bakın bu IC'yi kafama dikerim. Dikmem, bu çok şekerli. Neyse. Şimdi gelelim tayfa. Neden gidip başka karakterler yazıyorsunuz? Bana da spoiler veriyorsunuz. Bakın bazıları gitmiş Naruto'dan birkaç teknik yazmış. Bana spoiler atmış, yazmış falan gördüm. Bana neden spoiler veriyorsunuz? Bakın yememeye çalışıyorum, spoiler veriyorsunuz. Her neyse, biri yazmış ki Sasuke. İkincisi Naruto yazmış. Tamam, bu ikisini biliyorum. Üçüncüsü Itachi yazmışlar. Uchiha Itachi yazmışlar. Itachi'yi tanımıyorum ben henüz. Çok popüler bir karakter olduğunu biliyorum Naruto'da. Ama tanımıyorum. Itachi yazmışlar ve Uchiha Madara yazmışlar. Hep de Uchiha. Uchiha klanından 3 kişi var. Uchiha klanını popülerlik anketinin baş sıralamalarına koyacağım artık. Garip. Madara ve Itachi. Sasuke de var tabii işin içinde. Yani One Piece popülerlik anketine neden Naruto yazıyorsunuz? Neden tayfa yapmayın bunu? Ben de bir dahakine gidip şey yazacağım. Gintoki falan yazacağım. Veya Kagura mı yazsam? Neyse, tamam. Bu popülerlik anketinin sonuna geldik tayfa. Gerçekten çok eğlenceli ve süperdi. Sizin böyle hani bu karakterde olsaydı keşke diyebileceğiniz bir liste var mı? Ve eğer
benim en çok sevdiğim 5 karakteri öğrenmek istiyorsanız veya 10 karakteri, videoya like atmayı unutmayın. Çoğunuz like atmaya eriniyor. Neden eriniyorsunuz tayfa? Neden bunu yapıyorsunuz? Neden? Ben video yapmak için 5-6 saat uğraşıyorum. Yapmayın bunu lütfen. Neyse, şaka bir yana, gerçekten like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum tayfa. O like tuşuna abanın. Bu videoya çok like falan gelirse, ya hep böyle YouTube YouTuber'lar yapıyor ya, 5000 like gelsin ben videoyu alıp keseceğim, bir yere fırlatacağım, videodan çıkacağım, domates suyu içeceğim falan. Videoya 500 like gelirse bunu kafama dikeceğim falan. Şaka şaka, gerçekten like atmayı unutmayın ya. Öyle bir size söyleyeyim dedim. Sizleri seviyorum tayfa, kendinize iyi bakın. Bir sonraki popülerlik anketinde görüşmek üzere. Bu sefer 410 kişi katıldı. Bir dahakine 1000'den fazla kişi katılacağına inanıyorum ben. Cidden buna inanıyorum. Bir de Naruto anketi falan yaparız ya ara sıra. Tabii Naruto'da güncele gelmem lazım. Neyse, elim havada kaldı. Sizleri seviyorum tayfa, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.